Akaryakıta yapılan dev zam tepkileri de beraberinde getirdi. Muhalefetin yanı sıra AKP'den Metin Külünk'ün, Büyük Birlik Partisi'nden ise Genel Başkan Destici'nin de tepki göstermesi dikkat çekti. Bana giren yapınıza da girdi arkadaşlar. Tren yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel tüketim vergisini 2,7 kat artırdı. O artış vatandaşa, akaryakıta dev zam olarak döndü. Sadece muhalefet değil, iktidar kanadından da akaryakıt zammına tepki var. Akmakta bile zorlanıyor. Neden biliyor musunuz? Bir bardak benzin olmuş 10 lira. Bu 10 lirayla teker nasıl dönecek? Metin Külünk, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi, tepkisini sosyal medyadan gösterdi. ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinde ilan edilmesinin kirli bir operasyon olduğunu iddia etti Külünk. Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor. Hükümet kanadından Büyük Birlik Partisi lideri Destici de tepki gösterdi. Zammın tüm iyileştirmeleri de değersiz kıldığını söyledi. Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisinin %200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır. Ekonominin şoför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üreticiyle yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın domino etkisine dikkat çekti. Akaryakıta yapılan bu fahiş zam tüm sektörlerde üretim ve nakliye maliyetlerini arttıracak. İşte bu yüzden bu bir domino etkisi yaratacak ve iğneden ipliğe her şey zamlanacak. Vatandaşımızı nefes alamaz hale getirecek. CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül zammı çektiği bir videoyla eleştirdi. Bir bardak benzin olmuş 10 lira. Bu 10 lirayla teker nasıl dönecek? Bir tepkide İyi Parti lideri Akşener'den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan zamlarla yeni maaşlar daha yatmadan erimişti. Dün gece itibariyle eski maaşları da yemeye başladılar. Peki iktidarın şatavatlı hayatında bir değişim var mı? Yok. Cefayı bal eylemek millete, sefasını sürmekse saray ve şürekasına. Zam Türkiye'nin gündeminden artık hiç düşmeyen bir konu.